Evet. Bir son dakika haberi vereceğiz. Sanat dünyasından Yavuz Bingöl hastanede. Çok ciddi bir şey yok. Sevenler üzülmesin. Ama söyleyeyim ne yapıldığını tam olarak. Safra kesesi iltihaplanmış. Bu nedenle de dün acile yatmış. Önce bir midesi yanıyor diye girmiş çıkmış. Sonra safra kesesi iltihabı olduğu ortaya çıkmış. Hala hastanede, bir devlet hastanesinde kendisi. Büyük geçmiş olsun diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Ya bir şey soracağım. Yavuz Bingöl çok sevdiğim, sesini çok sevdiğim bir sanatçı ama ben onun kendi sağlığına dikkat etmediğini düşünüyorum. Bile bile yani böyle uçurumdan atlar gibi sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat etmediğini düşünüyorum. O yüzden ona geçmiş olsun, sevenlerini üzmeye hakkının olmadığını söylemek istiyorum. Böyle. Benim de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım ama ben haberi izlerken şöyle bir şey verdiler detay. Tam çıkarken yakalanmış, çıkmıyorum, taburcu olmuyorum, izin aldım, birazcık hava alacağım, tekrar giriyorum demiş. Ondan sonra ama çok ciddi bir şey yok. Yine de geçmiş olsun tabii ki. Dikkat etmesi dileğiyle sağlığına. Ben de bir devlet hastanesinde olmasının çok hoş olduğunu düşündüm Ali abi. Biz bir ünlünün hemen özel bir hastanede olduğu haberini alırız ya. Böyle güvenmiş olması, bir devlet hastanesinin acilinde olması da önemli geldi bana. Sen ne diyorsun? Ben devlet hastanelerini şu açıdan çok önemsiyorum. Özellikle de üniversite hastanelerini. Her türlü komplikasyona karşı tedbir alınabiliyor. Yani bugün en modern, en çağdaş, 5 yıldızlı otel konforundaki özel hastanelerin çoğuna gittiğiniz zaman ihtisası, estetik ihtisası, işte saç ihtisası gibi, böyle kalp gibi diğer konularda şeyleri yok. Yani hasta operasyon yapılırken başka bir komplikasyon yapıldı mı o bölümün doktorları ve şeysi olmuyor. Yeterli değil. Ama yani ben bütün tanıdıklarıma, eğer doğum yapacaksanız ben sizin yerinizde olsam, bu işin uzmanlık alanı olan tek yer abi Zeynep Kamil. Yani özel hastanelerde gidip işte 1500 lira fark verirsen sezaryanı alırız seni. Zorlarsan kendini 1500 lira kazanırsın, normal doğum yaparsın baskısı yerine. Devlet hastanelerinin çok iyi doktorları var. Özellikle de üniversite hastanelerinin. Hele hele şehir hastaneleri dünyada örneği yok bence. Gerçekten özel hastaneler gibi artık. Dünyada da Avrupa'da da sayılı ülkelerden biri oldu. Sağlık turizminde de Türkiye müthiş bir gurur. Büyük geçmiş olsun.